Türkiye'den gelen, Türkiye'den Almanya'ya yönelik uçuşlar konusu. Şimdi Almanya'dan Türkiye'ye şu anda uçuş yok. Mayıs'a kadar da yok, düzenlenmeyecek. Almanya ama birçok ülkeden tahliye uçuşları yapıp vatandaşlarını getiriyor Almanya'ya. Yaklaşık 200 bin kişi bu şekilde gündeme geldi. Ama Türkiye'den ticari uçuşlar kısmen müsaade verilebildiği için ticari uçuşlara tahliye uçuşu yapılmadı. Orada belirli çekinceler getirdiler. Bu hafta birkaç uçuş var. Biletleri de hemen bitmiş bu arada, birkaç saat içerisinde. Ama belki yeni bilet çıkabilir, yeni uçuş yapılabilir. Bunları tabii konsolosluğun, Alman Büyükelçiliği'nin ve Almanya'nın İstanbul Konsolosluğu'nun Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden anbean takip edebilir izleyicilerimiz ama kimler gelebilir, kimler gelemez noktasında bir kafa karışıklığı var. O konuda da rica etsek bizi aydınlatır mısınız? Memnuniyetle. O konudaki kafa karışıklığını aslında Almanya'nın kendisi de birazcık yarattığı ve geri dönüşü sağlayan uçuşları kendisi organize etti belli ülkelerde. Sanıyorum turistlerin bol gittikleri ülkelerdi, Alman turistlerin. Orada şu noktaya dikkat çekti Almanya. Dedi ki biz devletler hukukuna göre Alman vatandaşlarını bulundukları ülkelerden zor durumda kalmışlarsa, uçuşları yoksa alıp Almanya'ya getirmek yükümlülüğündeyiz. Biz bunu yapmak isteriz ancak onlar kısa süreli bir yurt dışında kalıyorlarsa. Yani anasıl Alman vatandaş da şayet 3 yıldır, 5 yıldır başka bir ülkede yaşıyorsa onu alıp getirmeye yükümlülüğüm benim yoktur. Onları bir uçuş organize ederek getirmeyeceğim dedi. Bu noktada ancak biz şu noktada alarma girdik. Dedik ki Almanya'da yaşayan, ikamet izni olan ama Alman vatandaşı olmayan insanlar var. Onlar da kısa süreli yurt dışında olabilirler. Bunun üzerine ben gene Federal Yabancılar Meclisleri Birliği Başkanı olarak Dışişleri Bakanımız Heiko Maas'a bir mektup gönderdim. Ve dedim ki evet devletler hukuku bir tarafa ancak biz zor dönemlerde birlikte durmak durumundayız ki biz olalım, biz ve ötekiler diye ayırmayalım göçmenleri. Burada düzenli olarak yaşayan, ikamet izni olan insanlar da getirilsinler, getirilebilsinler diye. O da bana bir mektupla yanıt verdi. Kendisine teşekkür ederim. Ve dedi ki, devletler hukukuna göre hakikaten bizim kendi vatandaşlarımızı alıp getirme gibi bir mecburiyetimiz var. Ama siz haklısınız. Böyle zor dönemlerde biz ve ötekiler diye ayırmak doğru değil. Biz olmalıyız ve biz bu uçuşları düzenlediğimiz bölgelerde hepsini getirmeye gayret edeceğiz. Zorunluluğumuz ön planda ama herkesi getirmeye gayret edeceğiz dedi. Yalnız bu uçuş programları Türkiye'den organize edilmiyor henüz. Biz onun da oradan da organize edilmesi için gayret ediyoruz. Söylediğiniz çok doğru. 26 Mart itibariyle özel uçuşlar başlamış artık tekrar Türkiye'den. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir sitesinde de bilgiler var bu konuda. Pegasus'dan bahsediliyor Ama o sanıyorum ama sınırlı efendim, yani uçuşlar başlamadı sınırlıyız. ama birkaç tane uçuş, yani bu hafta Evet. içerisinde birkaç şirkete birkaç uçuş hakkı vermişler. O biletler Evet. de hemen 1-2 saat içerisinde tükenmiş zaten. Talep Evet. yüksek ama zaten buradan şunu da söyleyelim, yeri gelmişken, çok zor durumda olmayan, hani hayat memat meselesi değilse sizin Almanya'ya dönmeniz, zaten dönmeyin, yerinizde kalın. Çünkü seyahatler bu günlerde tehlikeli, bekleyin. Olumlu gelişmeler var. Birkaç hafta sonra çok daha rahat şartlar altında gelebileceksiniz. Bugünlerde uçuş yasağı olduğu için, işte benim zaten vizem 6 aydan fazla Türkiye'de kaldım, yok ben Almanya'ya gelmiştim, dönemedim, vizem bitti gibi konularda yabancılar dairelerini yazılı olarak bilgilendirdiğiniz takdirde yardımcı oluyorlar zaten. Bize gelen bilgiler o yönde. Bu noktada kimler gelebiliyor demiştik. Ben bir özetleyeyim isterseniz çok kısa. Alman vatandaşları öncelikli ama Almanya'da oturma olanlar ve Avrupa Birliği vatandaşları da gelebiliyorlar. Aynı şekilde aile birleşimi vizesi sahibi olanlar gelebiliyorlar. Yani eşleri Almanya'da olup da kendileri vizeyi almış ama gelememiş olanlar gelebiliyorlar. Aile birleşimi vizesi, özel vizeler, işte ben iş ziyareti yapacağım, şu başka bir sebeple, bu noktada maalesef gündemde değil. Onlarla gelinemiyor şu aşamada. Bir de Mehmet Bey, bunu size aktaracaktım zaten. Şimdi yeri geldi söyleyeyim mi? Aile birleşimi vizesi
alamayanlar da çok şikayetçi. Çünkü Türkiye'de konsolosluklar ve büyükelçilikler şu anda yani her yerde olduğu gibi Alman konsoloslukları da yavaş çalışıyorlarmış ve aile birleşimi vizeleri konusunda bir yavaşlama söz konusu. Sınavlar iptal olmuş. İşte A1 dil şartı var biliyorsunuz. Sınavlar iptal olmuş. Aileler bölündü. Belki bu noktada bu hani kriz dolayısıyla bu insanlara bir yardımcı olmak, işte sınavları geçici olarak da olsa iptal etmek veya vizeleri biraz kolaylaştırmak belki izleyen varsa veya siz daha sonra yetkililere aktarıyorsunuz, size cevap da alıyorsunuz. Belki bu noktayı da aktarırsanız faydalı olur diye düşünüyorum. Memnuniyetle efendim. Bu çok önemli bir nokta hakikaten. Çünkü aile birleşimi biliyorsunuz Alman Anayasası'nın 6. maddesince korunan ama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan bir konudur. O nedenle tabii ki kriz önemli. Bu hastalık çok yaman bir hastalık. Ona karşı korunmak çok önemli. Konsoloslukta çalışanları koruyacaksınız, kurstaki öğretmenleri koruyacaksınız, sınav yapanları, kişilerin kendilerini koruyacaksınız ama öte taraftan aile birleşimi de çok ciddi ve önemli bir konu. Onun için söylediğiniz noktalar çok haklı öneriler. Ben mümkün mertebe bunları ilgili makamlara iletmeye gayret edeceğim efendim. Tabii bu noktada bu sınavın aslında komple kaldırılması gerekiyor. Siz çok güzel ifade ettiniz. Belki yetkililer de bu noktada hukuki girişimler başlatırlar. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde özellikle. Bu Almanya çünkü burada bazı ülkelere bu sınav şartını uyguluyor. Bazı ülkelere uygulamıyor. Burada çifte standart da var Türk vatandaşlarına yönelik. Birçok aile bu nedenle hani evlilik hayatına kötü bir başlangıç yapıyor. Yani hasretlerle başlıyorlar. Bunun da yeri gelmişken söyleyeyim.